Efendiler, şimdi etrafımıza bakıyoruz. Aman ya Rabbi, Allah'ın dinine karşı öyle bir saygısızlık, öyle bir gevşeklik görüyoruz ki, bütün musibetler, bütün belalar, mihnetler, minnetler hepsi Allah yoluna gösterilen gevşekliğin bir neticesidir. Gevşeklik. Gevşek tutuyoruz işi. Dünyamıza ait meselelerde, dükkanımıza, arsamıza, arazimize, ticaretimize, ziraatımıza taalluk eden meselelerde hiç gevşeklik göstermiyoruz. Bir misal veriyorum. Senin bir arsan var. Senin bir arsan, işte şu kadar metrekare bir arsan var. Bitişikte birisinin de aynı yere bitişik bir arsası var. Oraya ev yaptırıyor. Ev yaptırırken, temeli atarken, eğer senin arsana şöyle bir metre, iki metre tecavüz etmişse, birdenbire aslanlar gibi küfürüyorsun. Nasıl benim arsama bir metre tecavüz eder? Hiç gevşeklik göstermiyorsun. Karakol değilse mahkeme, avukat, noter, mahkemeler, hakimler, savcılar, bütün tedbirini alıyorsun. Niçin? Herif senin arsana bir metre tecavüz etti. Hiç gevşeklik göstermiyorsun. Hemen hakim makim ayarlıyorsun. Gerekirse rüşvet müşvet de oynuyor işin içinde. Avukatlar, şunlar, bunlar, noterler. Hiç gevşeklik yok. Niye? Arsama bir metre tecavüz etti. Bire kardeşim, her gün senin dinine, imanına, Allah'ına, kitabına tecavüz ver. Niye ortaya takıyorsun? Niye gevşeklik gösteriyorsun? Kendi arsan için, dünyan için gevşeklik göstermiyorsun da kızına, karına, namusuna, iffetine, imanına her gün ağız dolusu küfürler ediliyor da niçin, ne lazım diyorsun? Bakın, ispat ediyorum gevşekliğimizi. İlahi ayeti okuyorum, arkasından hadisatı açıkça haber veriyorum. Neme lazım diyorsun. Ama demek ki bu dinin lüzumu kalmamış, haşa. Bana ne, neme lazım? Allah belasını versin dediğin zaman o aynı sözleri arsan için, dükkanın için, araban için söylemiyorsun ki. Onlar sana lazım olduğu için gevşeklik göstermiyorsun. Ama dinine, imanına, kitabına sataşıldığı zaman ne yapalım, Allah belasını versin, neme lazım diyorsun. Demek ki zımnen, işareten dinin, İslam'ın lüzumu kalmamış oluyor, haşa. Bak, akli ve bir neticedir bu. Mantıki bir neticedir bu. Zafiyet-i imaniye bizi felakete sürüklemiştir. Efendiler, 3,5 komünist bütün caddeleri işgal etmiş görünüyor. 3,5 anarşistin belasından ve etrafa saldığı dehşetten akşam namazından sonra koca İstanbul'da sokaklarda kimse görünmüyor. Ne oldu bu millete? Bütün dünyaya meydan okuyan bu muazzam ve şerefli millete ne oldu ki bu kadar korkaklaştı? Evine hapsoldu. Gelip de apartmanının duvarına kahrolsun kalanizm, yaşasın sosyalizm diye o Müslümanın apartmanının duvarına kıpkızıl mürekkeple komünist bir yazıyı yazıyor da kafasını uzatıp bir kelime söyleyemiyor, korkaklaşmıştır, içine silmiş gitmiştir Müslüman. وَلَا تَهِنُوا Korkaklaşmayın, bu kadar sinmeyin, bu kadar susmayın, bu kadar ödlek olmayın. Allahu Teala ferman ediyor. İnsan dünyasına bu kadar mağlup olmaz kardeşlerim. İnsan eşyaya ve menfaate bu kadar mahkum olmaz. Görülmemiş bir hadisedir bu. İnsan dinine sahip çıkar. Davasına sahip çıkar. Kızına, karısına sahip çıkar.
Efendiler şunu samimiyetimle söylüyorum. Hiçbir davam, derdim, dünyalığım olmadan söylüyorum. Eğer İstanbul'un fethedilmesi için canını, kanını feda eden ecdadımız ve şehitlerimiz mübarek başlarını mezarlarından yukarıya kaldırıp baksalar, İstanbul'da İslam namına hiçbir şeyin kalmadığını göreceklerdir. Beline kadar tır çıplak dolaşan kadın, biraz sıcaklar artar artmaz, ta belinin ortasına kadar çırılçıplak sokakta dolaşan kadın, her türlü en mahrem noktalarına kadar ortaya koyan bir kadın, emin oluyorum ki, inanıyorum ki, Fatih'in İstanbul'u fethettiği zaman hiçbir Hristiyanların karısı, hiçbir Bizans'ın karısı bu kadar namustan mahrum değildi. Bu kadar perişan değildi. Yatak odasında dolaşır gibi caddelerde dolaşan bir kadında, bir kızda acaba hangi iman, hangi ahlak, hangi İslam'dan bahsedebilirsiniz? Hangi İstanbul'dan bahsedebilirsiniz? Artık İstanbul'un adı İstanbul. Her tarafta isyan arşa çıkmış bulunuyor. Senin benim gevşekliğimden oluyor bu. Senin benim davaya gevşek, pörsük, parçalanmış bir şekilde bakışımızdan hasıl oluyor. İmkan var mı? Hele Müslüman bir çıksın, bir sahip olsun, kimin haddine bir etrafa zulüm saçabilmesi?